17 yaşındaki Nail'in öldürülmesinin ardından banyolarda yanan ateş, alev yavaş yavaş sönüyor. Ancak şimdi zaman politik yanıt verme zamanı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 220 banyo belediye başkanını Elize Sarayı'na davet etti. Burada belediye başkanları hem yaşadıklarını hem ihtiyaçlarını hem de çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı'na aktaracak. Hükümet reşit olmayan çocukların ailelerini maddi olarak cezalandırmaya, devlet yardımlarını kesmeye ve zarar gören belediye binaları ve iş yerlerine yardım etmeye hazırlanıyor. Ender bir şiddetle yaşanan banyo isyanları hızını keserken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bir hafta sonra yaşananlara siyasi yanıt vermek için belediye başkanlarını Elize Sarayı'na davet etti. Evine bir araçla saldırı düzenlenen Leyla Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, Elize Sarayı'na girişte sessiz kalmayı seçti. Ancak Paris'in en sorunlu banyolarında bu görevi güçlükle yürüten belediye başkanları Elize Sarayı'na girişte VOA Türkçe'ye konuştu. Çok sayıda Türk'ün de yaşadığı kuzey banyolarından Garjagones'te protestocu gençler belediye binasını yaktı. Belediye Başkanı Benoît Jiménez binanın yakılmasından dolayı büyük öfke duyduğunu, belediye binasına saldırının Cumhuriyet'e saldırıyla aynı anlama geldiğini söyledi. Aujourd'hui, c'est un sentiment à la fois de tristesse et de colère. Brûler un hôtel de ville, brûler une mairie. Bugün öfke ve üzüntü duyguları arasında gidip geliyoruz. Belediye binası halkın evi, tüm yurttaşların evidir. Bir belediye binasını yakmak doğrudan cumhuriyete saldırıdır. Aynı anda hem öfke hem de üzüntü hissediyorum. Bir belediyeyi yakmak tüm kent sakinlerine saldırmaktır. Bizim belediyemizde belediye yanmadan yalnızca bir saat önce verilen bir galada yaklaşık 1000 kişi milli marşımızı söylüyorduk. Ardından 30 kişi geldi ve belediye binamızı yaktı. Asla yılgınlık yok, vazgeçmek yok. İlerleyeceğiz, birlikte tüm toplum için mücadele edeceğiz. Popüler mahallelere hedef göstermek yerine hep birlikte ileri taşıyacağız. Population qui fait en sorte justement d'aller de l'avant et de porter nos quartiers populaires et de pas les stigmatiser précisément. Yoğun protestoların olduğu Paris'in en sorunlu banyolarından Trap kenti belediye başkanı Ali Rabe de banyolara bakış değişmezse her an yeni bir isyanın patlak vereceği uyarısında bulundu. Yıllardır hep aynı şeyleri söylüyoruz. Eğer kamu yönetimi politikamızda bir değişiklik yapmazsak ve yönetim biçimini değiştirmezsek, yama yapmaya devam edersek birkaç yıl sonra yine isyanlar patlar. Umutsuzum çünkü günlük sorunların çözümü için de, alevlerin söndürülmesi için de bizler en ön sıradayız. Ama artık çok geç. Yine Paris'in sık sık gündeme gelen güneydeki yoksul banyosu Grigny'nin belediye başkanı Philippe Rio, sihirli kelimeler değil, adil ve dengeli bir kamu düzeni istediklerini söyledi. Les habitants des quartiers populaires sont en colère, frustrés, tristes. Banyo sakinleri öfkeli, hayal kırıklığı içinde ve üzgünler. Ama durumun bir an evvel sükunete kavuşması için de son derece büyük çaba harcıyorlar. Çok sayıda okul aile birliği, dernekler, seçilmişler, Fransa'nın hiç görmediği inanılmaz yoğunlukta korkunç görüntülere rağmen mahallelerini ayakta tutmak için çaba harcıyorlar. Arzu Çakır, VOA Türkçe, Paris.